heyecanlı mıyız? Asıl bence sormamız gereken soru o. Çünkü bugün Prag'daki sokak lezzetlerine videosu çekiyoruz sizinle beraber. Prag'da güzel, meşhur ve aynı zamanda bir noktada lokal olan yerlere gidiyoruz sizinle. Şimdi o tura başlamadan önce kanala abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugüne kahveyle başlayalım dedik çünkü sabah kahvelerimizi içmedik. O yüzden kahvemizi alacağımız yere doğru ilerleyelim isterseniz. Bu arada... Ya çok tatlılar. Yeni bir seriye başlıyoruz. O da Prag Sokak Lezzetleri serisi. Farklı yerlere gideceğiz ayda bir ve sizlerle bunları paylaşacağız. Tatlılar, Çek yemekleri, sokak lezzetleri, fast food, kahve tutkunlarını da düşündük. Çünkü bir önceki videomuzda kahve videoları istiyoruz diyenler de vardı. Şimdi kahvemizi alacağımız yere doğru ilerleyelim. Çok uzak değil, hemen şu köşede bir espresso bara gidiyoruz. Evet, ilk durağımız Starbucks kafe. Yok. Tabii ki değil. Ya sokak lezzetleri diyoruz arkadaşlar. Starbucks olur mu hiç ya? Bu arada biz burada çok nadir artık Starbucks'a gidiyoruz. Çünkü gerçekten o kadar güzel kafeler var ki yazık olur yani. Hadi gelin içeriye girelim. Kahvelerimizi seçelim ama önce maskemizi takalım. I would like to have batch brew, I guess. Yeah. And what about the beans? For the bedroom, it's natural Mexico. Okay. Okay. And for espresso, we have Arabians, and it's lost in Ethiopia. Okay, cool. Ben çok espresso insanı değilim ama kendi çekirdeklerini denemek istediğim için aynı zamanda. Biraz acı benim için. Bu çok güzel. Ya gerçekten aromatik bir kahve. Şimdi sokak lezzetleri dediniz. Neden oturuyorsunuz diyebilirsiniz. Böyle kendimi de her hafta size pandemiyle ilgili bilgi veriyormuş gibi hissediyorum Prag'dan da ama dün açıklanan yeni bir karara göre elinize kafeden bir şey alıp dışarıda gezemiyorsunuz. Böyle ya cam bardaklarda veriyorlar size ya da to go alabilirsiniz ama anladığım kadarıyla yine burada olmanız gerekiyor. Belki çok ciddi bir yasak değildir bu, bilemiyorum şu anda ama riske atmaya gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden sokakta yürürken zor olacağını düşündüğüm için de oturmaya karar verdik. Çünkü zaten sevdiğimiz bir yer atmosferinde. Bu arada ekmek sattıklarını bilmiyordum. Ekmek de satıyorlar, çekirdek kahve de satıyorlar. Bir önceki gittiğimiz kafede şöyle bir şey vardı. Onlar farklı yerden çekirdek getirtiyorlar. Sabah dopingi tamam. Yolumuza devam edelim. Şimdi gittiğimiz yer buranın çok meşhur bir tatlısı olan tirdenliğin yapıldığı bir yere gidiyoruz. Aslında sokakta çok fazla tirdenlik yapan yerler görebilirsiniz. Ama biz sizi bize göre en iyisine götüreceğiz. Bundan bir 4 yıl önce keşfetmiştik orayı. Ve çok kalabalık vardı önünde. Tahmin ettik, dedik ki burası gerçekten iyi bir yer bunu yapan. O yüzden de her geleni götürdüğümüz tirdenlik yapan yer o dükkan. Şimdi oraya gideceğiz. Bu arada bu videoda dikkatinizi çeken bir şey var mı? Nedir? Evet, mikrofon aldık. Söz vermiştik bu işi çözeceğiz diye. Ve sonunda siparişimiz geldi bu hafta. Normalde ben konuştuğumda sesim çok gür ve yüksek çıkmıyor. O yüzden sürekli böyle sesimi yükseltmem gerekiyordu. Ama mesela rüzgara yapabileceğim bir şey yoktu. Ama şimdi bu pofidikle beraber rüzgarı da çözdük diye düşünüyorum. Bugün göreceğiz bakalım. Şimdi ilk videoyu izleyenler, gün batımında Charles Bridge yapmıştık sizlerle. Şimdi gittiğimiz bu tirdenlik yapan yer hemen oranın girişine çok yakın. Bir gün olur da gelirseniz, sizi de düşünerek uzak yerlerden bir yer seçmedik. Çok merkezi gerçekten ve çok da güzel yapan bir yer seçtik. Normalde Macar tatlısı bu arada. Ana vatanı Macaristan'mış yani.
Ama burada da çok ünlü. O yüzden herkes buraya ait sanıyor. Birer porsiyon alarak yapacağız diye ümit ediyorum. Çünkü ben yiyemem. Yani bir porsiyon olur, iki olur, üzülmesin diye üç olur fark etmez. Yok, yani. Yok. Şimdi orada çok çeşit vardı. İstediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Oradaki menüden seçmenize gerek yok bu arada. Kendi istediğiniz gibi de ayarlıyorlar. Biz bu klasik hamurunun içine çikolata sosu üstünde vanilyalı dondurmalı istedik. Dondurmadan yiyebilir miyim? Evet, buyurun. Mutlu musun? Üst kısmını yedik. Çikolata var ya. İzninizle ilk ısırığı alıyorum. Tadı bence bu arada lokma gibi. Buranın kuşları bile yiyor. Tatlının tadı damağımızda kaldı. Tatlıdan devam edelim istiyoruz. Aslında burada yine pek çok yerde bulabileceğiniz bir tatlı var. Tartınlı. Yine hamurdan yapılan bir şey. Onu yapan çok güzel bir yer var burada. Yine çok lokal bir yere gidiyoruz sizinle beraber bu cinnamon roll'u yapan. Yanında bir sürpriz daha var. O da burrito tarzı. Farklı bir şey daha yiyeceğiz. Çünkü gerçekten efsane yapıyorlar. Net bir numaralı durak, konduktör. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi gelin. Orası merkezde değil bu arada. Başka bir yerde. O yüzden tramvaya binmemiz gerekecek. Şimdi devam edelim sizinle. İnternette 5'te açıldığı yazıyor. Dan dan dan. Ne oldu? Cumartesi, pazar ve tatillerde kapatmışlar. Kapalı. Evet. Ama şöyle şöyle bir şey var. Yani anlamadım şimdi 5'te açıyor mu bugün? Yani şurada yazana göre pazartesiden cumartesiye, yani cumartesi dahil 5 ile 10 arası açık. Ama orada yazana göre kapalı. Kapalı. Ama en kötü şöyle yaparız ya, buraya mutlaka mutlaka gelinecek. Çünkü çok güzel. Başka bir gün gelirim. Evet. Hafta içi açık olduğunu bilmiyorduk. Yeni kısıtlamalarla, evet. Onlar da yeni kurallar getirmişler kendilerince. O yüzden başka bir yere gideriz. O zaman. Kapağını yapalım. Neredesiniz ya? Ardıcığım neredeyiz şu an? Burası Pırağ'ın zenginhane. Hikaye şöyle bildiğim kadarıyla. Bunlar çok varlıklı ailelerin evleri. Ha. Ama zamanında böyle bir kentsel dönüşüm değil de ona benzer bir proje vesilesiyle buraları boşalttırmışlar o ailelere. Allah belki komünist dönem zamanında. Bilmiyorum tabii ki. Yani. Çünkü burada müstakil ev bulmak çok zor şehir merkezinde. Yakın bir bölgede çok güzel bir yer var. Tavuk yapıyorlar. Yani tavuk üzerine çok çeşit şeyler yapıyorlar. Şimdi tavuk pilav diyeceğim, güleceksiniz bana ama aslında bir noktada da böyle Çin pilavına da benzeyen tarzda bir tavuk pilav alacağız buradan. O zaman girelim, seçelim, alalım, tadına bakalım beraber. Hadi bakalım.
direktör bizi üzdü ama Ardalar bizi buraya getirdiler. Burası da çok ünlüymüş. Biz bunu bilmiyorduk mesela. Yeni bir şey öğrenmiş olduk sizin sayenizde. Aynen, yeni bir yer keşfettik. Ve şu an menüden seçtiğimiz ürün en çok sattıkları ürünmüş. Yememiz lazım onları. Evet. Bu arada saat daha 4. Yani saat 4 böyle... Evet, hava kararmış olabilir ama saat henüz 4. Şimdi tatlıdan sonra biraz da acıktık. İşte yürüdük, tramvaya bindik vesaire. Yemek yeme zamanı. Buranın tamam. Spesiyeli olan chicken combo menüsünü söyledi. Bu arada bir tavuklu pilav deyip geçmeyin. Yani her yerinki farklı oluyor sonuçta. Evet. Bir de bunu deneyelim. Evet. Buyurun size sokak neysi? Sokak tavuklu pilavı. Biraz zor olacak. Evet, oturmak daha mantıklı. Ben şimdi oturur, şimdi biraz heyecanlandım yalnız bunu görünce. Biz bunu bir tane festival parti gibi bir şeyde yedik. Ve yani... Çok güzel. Mükemmel bir lezzet ya. Var mısınız? Bayağı iyiymiş. Ya çok güzel. İçinde sebzeler var. Şurada haşlanmış sebzeler var. Şurada turşu gibi, ne bu o? Turşu zaten. Ama şey, Çeklilerinki gibi değil, güzel yani. Pancar turşusu galiba. Zencefil de var içinde. Bu turşunun. Ben bundan bir tane daha yerim yalnız. Şimdi Botanica Coffee Truck diye bir yerdeyiz. Son durağımız galiba. Evet, bugünün son durağı. Çok güzel sıcak şarap yapıyorlar. Burada sıcak şarap içip günü sonlandıracağız. Burası aynı zamanda bir peyzaj. Şimdi yılbaşı dönemi olduğu için tamaşa satıyorlar. Bence... Daha mı güzelmiş? Yani itiraf etmeliyim ki bizim aldığımız yerden hem daha güzel art satıyorlar hem de ortamı daha tatlı. Ama o zaman burada sattıklarını bilmiyordum. Ama içeride çok güzel çiçekler var. Ev için alabiliriz sonrasında. Aynı zamanda bu coffee truck küçük böyle bir karavanın içinde işte kahve, sıcak şarap böyle şeyler yapıyorlar. Yemeğin üstüne tabii burada bu dönemde özellikle sıcak şarap çok meşhur. Buradan alalım ve günü noktalayalım artık. Hadi. Keyifli bir gurme turuna çıkıp sokak lezzetlerini tattık Prag'taki. Biz şahsen çok keyifle yedik bu güzel lezzetleri. Özür diliyorum sizlerden kamera karşısında bunları yediğimiz için ama sonuçta bunun konsepti bu yani. Maalesef gitmek istediğimiz bir yere gidemedik ama dediğimiz gibi bu bir seri olacak. Dolayısıyla bir sonraki seride de oraya yer vereceğiz. Mutlaka ve mutlaka paylaşmak istediğim bir yer çünkü orası. Çok durak gezeceğiz sizinle. Aynen. Bugünlük turumuzdan bu kadar. Bu serinin bir sonraki videosu önümüzdeki ay olacak. Ancak tabii ki bir sonraki videomuz haftaya olacak. Farklı bir konsept olacak bu arada. Takipte kalın. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı, fikirlerinizi her zamanki gibi bekliyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz.